Sevgili seyirciler, Mersin'de kurulan Türkiye'nin ilk şehir hastanesi 2018 yılında bölgede en fazla organ bağışlanan hastane oldu. Peki ne kadar bağış yapıldı? Mersin Şehir Hastanesi'nde muhabirimiz Fatma Er ayrıntıları toparladı. İzliyoruz. Türkiye'de organ nakli bekleyen hasta sayısı her geçen gün artıyor ve bağışlanan her bir organ bir can kurtarıyor. Türkiye'nin ilk şehir hastanelerinden olan Mersin Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi ve en fazla organ bağışlayan hastaneler arasında yer alıyor. 2018 yılı içerisinde Adana Bölge Koordinasyon Merkezi'nden donör bildirim sayısı 57. Peki neden bu kadar önemli organ bağışı ve Türkiye'de organ nakli bekleyen hasta sayısı ne kadar? İşte tüm bu soruların cevabını Adana Mersin Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Bahar Aydınlı'dan öğreneceğiz. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni kurulan bir hastane, 2 yıl olmasına rağmen en fazla organ bağışlanan hastane konumunda yer alıyorsunuz. Bu konuyla ilgili olarak neler söylemek istersiniz? Açılışımızın ikinci yılını yeni tamamlamış bir hastaneyiz. Mersin Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi olarak verdiğimiz hizmetlerin arasına da bunu katmak istedik açıkçası. Türkiye'de 26 binin üzerinde organ bağışı bekleyen hastamız mevcut ve bu hastalar hastane bağımlı, yatak bağımlı ve evlerinden uzaktalar. Sadece Adana Bölge Koordinasyon Merkezi'nde 3800 kayıtlı hasta var organ nakli bekleyen ve bölgeye bağlı 8 il var. 8 il arasında 2018 yılı içerisinde en fazla organ donörü bildiren hastane biziz. 35 beyin ölümü içerisinden 13 tanesi organ bağışına dönüştü. Tamamen gönüllülük esasına dayanıyor ve ailelerin gönüllülük esasıyla bağışlamalarıyla sonuçlanıyor. Tam olarak da şunu sormak istiyoruz. Organ bağışlamak isteyen bir kişinin uygulaması gereken prosedür nedir? Nereye başvurmalı? Bunlar hakkında da bilgi verebilir misiniz? Tabii ki bu bahsettiğimiz canlı bağış aslında. Organ bağışı yapmak isteyen kişi hastanelerin organ bağış birimlerine ya da organ nakil birimlerine başvurduğu zaman sadece kişiye ait kişisel özelliklerin alındığı bilgiler kaydediliyor ve eline bir kağıt veriliyor, bir kimlik veriliyor. O kimliği cüzdanına taşıdığı sürece kendi haklarını kullanarak tamamen kendi isteğiyle organlarını bağışlamış oluyorlar. Ve bağışladıkları bölge de herhangi bir şekilde organları kullanılmak istendiğinde aynı bölgeye sunuluyor öncelikli olarak organları. Eğer bunu kullanabilecek bir merkez söz konusu değilse il dışında ulusal bölge koordinasyon merkezlerine sunuluyor ve kullanıma açılıyor. Peki neden bu kadar önemli organ bağışı? Neden biz organlarımızı bağışlamalıyız? Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Açıkçası şöyle, bizim 13 donörümüzün verdiği organlarla 32 hasta hayatının ikinci hayatına geçti. Hastaneden çıktı, evine gitti ve hayatına geri döndü. 13 donör eşittir 32 hayat, yani kabul edilebilecek bir rakam hayata geri dönüş için biz bunun devamlılığını istiyoruz. Biz minnettarız o ailelere. Büyük bir yüreklilik gösterdiler, cesaret örneği gösterdiler. Çünkü bu bir cesaret örneği, bir başkasına hayat vermek, hayatına hayat katabilmek ancak minnet borcuyla yapılabilir. Duaları bağışlayanlarla ve bağışlanan kişilerle devam ediyor. Peki buradan organ bağışlamak isteyen kişilere mesajınız var mıdır? Bir gün başımıza geleceğini düşünerek kendimizin ya da yakınımızın hiç unutmadan, toprağa gitmesine izin vermeden, mümkünse başarabiliyorsak organları bağışlamalıyız beyin ölümü gerçekleştiğinde. Yaş sınırı yok. Bizim 2,5 yaşında bir donörümüz var. Ailesi büyük bir yüreklilik gösterdi, cesaret örneği gösterdi, organlarını bağışladı. 2,5 yaşındaki çocuğumuzun verdiği hayatla iki hayat hayata geri döndü ve hastaneden taburcu oldu. Peki, çok teşekkür ediyorum ben de yine katkılarınızdan dolayı. Her bağışlanan bir organ bir can kurtarıyor. Siz de eğer ki bir can kurtarmak istiyorsanız mutlaka ama mutlaka organ bağış merkezlerine başvurun diyelim ve sözü size bırakalım.